Hür Dava Partisi. Evet. Hüdapar. Biliyor musunuz efendim? Biliyorum. Nasıl bir parti sizce? Biraz İslam'a yakın. Belki Türkiye sevmiyor da İslam'a yakın olduğunu biliyorum ben. Yani böyle düşman bir parti değildir. Müslüman bir parti. Cumhur İttifakı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Doğru, iyi bir şeydir. En azından Müslüman Müslüman yanına gitse daha güzel. Müslüman Müslüman'ı sever, Müslüman Müslüman'ı şeker. Onun için memnun oldum yani. Destekleyecek misiniz siz de Cumhur İttifakı? Tabii tabii desteklerim. Daha iyisi yok ki. 80 senedir parıkla, örtüyle, camiyle, imam hatiple uğraştılar. Bugün en iyisi bugündür. 80 senemiz nereye gitti? Son 20 senedir Erdoğan bunu yaptı, şunu yaptı. Erdoğan en iyisi yaptı. Ben bir Kürt olarak Kürtçe konuşamıyordum. Birisi deseydi sen nerelisin? Ben Kürt'üm de demezdim. Sana Vanlı dediğim zaman sanki boynuz indirdiler kafalarına. Ulan Van da bu ülkenin bir vilayeti değil mi? Niye kızıyorsunuz? Şimdi elimi kolumu sallaya sallaya ben Kürt'üm diyorum. Onun için çok şükür memnunum. Bu gidişat çok güzel gider inşallah. Memnunuz. Cumhurbaşkanımız da memnunuz. Peki sizce neden Hüdapar Cumhur İttifakı'nı destekleyecek? Hüdapar baktı bir sosyalistler, bir İslam düşmanları hepsi topladı bir yere. O da mecburen onu destekliyor. Başka çaresi yok. Kim İslam düşmanı? İslam düşmanı yıllardır yurtuyla, sarıkla, camiyle, medreseyle, imam hatibe uğraşan İslam düşmanı olmuyor mu? Olmuyor mu yani? Bu ülkede İslamlık yaşanmıyor yani. 80 sene bizim zamanımızı Amerika, Almanya uçtu diyorlar. Uçtu doğrudur. Onlar uçarken, savaş uçarı yaparken, bomba yaparken bizimkiler sağlıkla, sakkalla, camiyle uğraşıyordu. 10 senede bir de bir derbe yapıyordu. Hadi biz geri kaldık. Ulan niye sen yapmıyorsun? Sen niye sağlıkla, sakkalla, camiyle uğraşıyorsun? Sen de yap. Şimdi uğraşıyorlar mı sizce? Sen de yap. Şimdi uğraşıyor. Şimdi tok çıkıyor, yeri çıkıyor, bir şeyler çıkar yani. Kim uğraşıyor peki? Erdoğan uğraşıyor. Erdoğan bunları yapar. Eğer bırakırsa hem gemimiz olacak, hem tankımız olacak, hem arabamız olacak, olacak. Erbakan rahmetli de yaptı, bırakmadılar. Yok, yapmayın. Şimdi Kılıçdaroğlu çağırdılar Amerika'ya, gitti orada hamburger yedi.